Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları hem konuşmaya hem de tartışmaya devam ediyoruz. Bugün yükselen ev kiralarını konu ediniyoruz. Peki ev kiraları ne oldu da böyle birdenbire astronomik fiyatlara yükseldi? Halkımız bu konuda neler düşünüyor? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim, ev kiraları aldı başını gidiyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi herhalde yeni yapılan bina yok bu son 200 seneden beri. Onun için bu pandemiden dolayı da malum evlilikler falan durmuştu. Şimdi evlilikler başladığı için kiraya tutulacak daire yok zaten yani. Ancak satın almak isterseniz var. O da fiyatlar malum işte. Arz talep diyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Peki fırsatçılar da var mı? Yani bakıyoruz mesela ev kirası 2500, 3000, 3500 yani çok uçuk rakamlar. Biraz da ev sahiplerinde mi şey var? İnsafsızlık. Hayır canım, yani şimdi mesela ben şöyle söyleyeyim. Benim 8-9 sene önce 800 liraya kira verdiğim daire o zaman 500 dolardan fazla tutuyordu. Evet. Bugün aldığım para 300 dolar bile değil yani. Yani bir de öyle düşünmek lazım. Ekonominin de gitgellerinden evet, yani, dolayı diyorsunuz. Yani 8 sene, 9 sene önce ben 800 milyon lira kira alıyordum. O 800 milyon lira o zaman 530 dolar, 540 dolar para yapıyordu mesela. Şimdi 300 dolar alıyorum. 300 dolar bile değil yani. Tabii her anlamda aslında alım gücümüz düştü. Bu bir gerçek. Evet. Özellikle semtine göre bir önlem alınabilir mi? Şu semtte şu kadar, bu semtte bu kadar bir standart getirebilir miyiz? Abisi yani şimdi semte göre standart bilmiyorum. Bunu yapabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu meyanda eski binayla yeni binanın arasında bir dünya fark var yani. Şimdi eski binaya bakıyorsun. Eski binada bile 2500 liradan aşağı daire yok. Yani şimdi benim emlakçı, orada komşularım da var evime yakın falan. Onlar da benim yıllardan beri tanıdığım insanlar. Yani durum iyi değil diye düşünüyorum yani. Ben kendimden paha biçip öyle konuşuyorum. Yani bugün bir insanın evlenmesi için bir dairesinin olması lazım, işinin olması lazım. Yani bir insanın sosyal yaşamı için 20 bin lira maaş geliri olması lazım kardeşim. Bizim insanlarımız 2500-3000 liraya çalışıyor halim. Nasıl geçinecek? Yani bunları ya zorla hırsızlığa teşvik etmiş oluyorsunuz veya vesaire, ona benzer şeyler yani. Problem diyorsunuz. Problem tabii yani. 2500 lira dediğiniz nedir ya? 2500 lira dediğiniz 200 lira yapıyor ya. Bunun ötesi birisi yok. Benim şimdi Amerika'da yaşayan arkadaşım var. Bu pandemi dönemi buraya geldi. İş yerini falan da kapatmış. Adamın devlet iş yerinin kirasını veriyor. Efendime söyleyeyim, işçilerinin maaşını veriyor. Ona da her ay 1000 dolar tahsis etmiş. 9 aydır, 10 aydır burada, her ayda 1000 dolar maaşını alıyor. 1000 dolarla burada kör topal. Yani geçinebilirsin. Yani durum bu. Rica ederim. Efendim, ev kiraları aldı başını gidiyor. Siz bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi şey, ben kirada oturmuyorum ama doğru. Tabii şey, biraz daha uygun olsa insanlara da hayatını kolaylaştıracak, güzel olur ama bilemiyorum şimdi, ben kirada oturmadığım için. Peki siz nerede oturuyorsunuz şu anda? Avcılar'da. Evet. Peki yakın çevrenizde kiracılar vardır. Ortalama var, ne ödüyorlar? Ne kadar ödüyorlar mesela? Avcılar'da mı? Evet. Şimdi Avcılar'da kentsel dönüşüm var. Evet. Kentsel dönüşüm olduğu için epey yükseldi. O kötü. Normal şartlarda makuldü. Yani aşağı yukarı. Evler yenilendiği için fiyatlarda işte 2500, 3500 değişiyor. Yani. Yani kıymetli izleyiciler, gerçekten şöyle bir baktığımız zaman, yani asgari ücretle alan bir insan 2500 lira ev kirası veriyorsa, Allah aşkına bunun insanlığı nerede kaldı? Hani ev sahibini de eleştiremiyoruz. Çünkü onlar da bir dünya yatırım yapmış. Evet. İnsaflı, insafsız ayrı konu. İnsaflı olmak zorunda değil. Yani onu bileceği iş. Çünkü serbest piyasa var. Nasıl olacak bu iş? Hani akıl sır erdirmek mümkün değil ki, zaten şu anda ev sahibi olanlar bile ay sonu zor denk getiriyor. Bir de eviniz kiraysa Allah size yardım etsin. Gerçekten yaşayıp yaşamadığınızı bilim alanına bırakıyorum.
Çünkü fiziken yaşıyorsunuz, kalp atıyor ama onun dışında yaşam denebiliyorsa ben yaşam diyemiyorum, buna maalesef çok zor. İnsanlar böyle bir şeyleri fırsat bilip ona göre hemen böyle fiyatları yükseltmemeli. Ama devletin müdahale ettiği noktalarda mutlaka vardır. Ona uymak lazım yani, ne diye nasılsa. Onu ben de bilmiyorum şimdi, hani nasıl bu konular. Yani, kiraları devlet belirlemiyordur herhalde. Onlar insanlar belirir. Onu insanlar belirliyor. O insanların vicdanıyla inanç da önemli burada tabii. Onlarla ilgili gibi düşünüyorum yani. Tabii Allah yardım etsin, zor. Yani hayat her yerde zor. Bütün dünyada zor. Bir de böyle bir şey, salgın var. Halen bitmemiş bir salgın var. Allah herkese yardım etsin yani, öyle bu kadar. Peki son olarak bize yabancı göçü de var çok fazla. Özellikle evet. İstanbul gibi büyük evet. şehirlerde öyle. Evet. Bu yabancı göçü de bu rakamları sizce etkiliyor mu? Ya şimdi Suriye var, Afganistan var, her türlü yani ülkeden var. Onlar savaş mağduru. Şimdi onlar için ne yapalım? Yani birinin bir yardım etmesi gerekiyordu. Evet, fazla biraz. Onların işte şey, başka ülkelerden de var. Ben az önce şey, Afrika'dan gelen bir sürü insan da gördüm. Ya çok fazla var ama işte bilip yani ne yapacak, insanları hadi gidin mi diyecekler, öyle bir şey de denmez. Aslında iş ev sahiplerine bitiyor, biraz daha insaflı olmaları gerekiyor. Aynen öyle, ev sahipleri insaflı olursa herhalde biraz daha kolay olur hayat. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun, iyi günler. Sağ olun. Ev kiralarını bugün araştırıyoruz da çok yüksek maalesef. Evet. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Vallahi düşük olsa iyi olur kiralar. Veremeyen var, ekmek bulamayan, yiyemeyen var. Durumlar çok kritik. Her şeyi aşmış başın gidiyor. Maalesef öyle. Peki ev kiralarını yükselten sebepler ne olabilir bu kadar? Niye birdenbire yükseldi? Yani 2500 isteyen var, 3000 isteyen var. Vallahi o ne bilmiyorum onu. Herhalde her şeyi pahaladığı ev kiraları da pahalıyor. Evet. Peki nasıl düşürebiliriz? Yani devlet bununla ilgili bir rayiş getirebilir mi? Yani şu semte şu kadar, bu semte bu kadar kira alabilirsin vallahi diye. Vallahi isteyiz. Devletimiz her şeyi yapabilir de elinden bir şey bilmiyor. Yani devletimiz isterse her şey yapabilir. Daha uygun yapabilir. Çünkü adam var ki ekmek evine getiremiyoruz. Kiraya zor veriyor. Yani gerçekten zor durumda yani herkes. Kıymetli izleyiciler, gerçekten de öyle, eve ekmek götüremeyenler de var. Yani ev sahibi olanlar da dedik çok zorlanıyor geçimde. Bir de evi kira olanları yani dedik ki gerçekten kelimeler yetersiz kalıyor. Tabii tok olan herkesi tok sanır ama aç olan alemde ekmek yok sanır. O yüzden açın tokun halinden, tokun da açın halinden anlaması gerekiyor. O yüzden inşallah bu dediğimiz kuram, yani bu denklem gerçekleşir de zengin de fakirin halini anlar. O zaman belki bir nebze de olsa bu süreci bu şekilde atlatmış oluruz. Yoksa ev kiraları bu kadar yüksekken vallahi hayatta kalmak, yaşamak çok zor. Düşen dostu hiçbir zaman yok. Evet. Zengin de hiç düşenin halini hiç anlamıyorlar. Bir ayağın kaydı mı o zengin de sana bir tekme vurayım. Demek ki bunu kaldır. Benim başıma çok şeyler geldi. Evet. Evim yandı, her şey geldi ama en yakın ekmek yediğin adam bile senin şeyini iyi düşünmüyor yani. Sofrada ekmek yediğin insan bile senin kötülüğünü düşünüyor. Yani ayakta durmayı bileceksin yani. Kendin bir şekilde. Allah'tan bayağı kimseye güvenmeyeceksin. Önce Allah, ondan sonra kendi ayağını sağlam basacaksın. Başka bir şey yok. Çünkü gerçekten düşenin dostu hiçbir zaman yok. Allah kimseye düşünmesin. Kimseye de onları yaşatmasın. Allah kula minnet ettirtmesin yani. Evet. Amin. Herkesi. Bizim Hollanda'da herkese selamlar. Türkiye. Hollanda'da mı yaşıyor yakınlar? Bizim akrabalar hep Hollanda'da. Benim ana baba hep orada ölüp geliyor köye. Öyle mi? Orada nasıl kiralar? Yani Türkiye'de bir tek benim yani kızım evlat olarak ama öldü, babam geldi oradan, kardeşim öldü oradan geldi, annem öldü oradan, o evler de oradan el gelir. Peki orada kiralar nasılmış, geçinebiliyorlar mı? Vallahi onlar da zor geçiniyorlar, sosyal yardım ediyorlar. Gene bura oradan biraz daha iyidir. Evet. De ki ne yönden? Burada tanıdığından bir komşundan al, orada öyle bir şey yok. Oraya ben gittim 3 aylığına. Kardeşim benim inşaattan düştü. Beyin kanaması öldü. Düşüyor ölünce beni aldılar oraya 3 aylığına gezme. Ondan önce hiç gitmemiştim yani ben. İşte o
Orada ne 18 yaşına kadar para veriyor devlet oranın. Bir de düşene de yardımı, bakımını. Benim mesela kız kardeşim orada yapamaz. Devlet çırasını veriyor, sosyalden yardım alıyor. Bakıcısından tut da doktoruna kadar. Gelinim işte inşaattan düşen kardeşim karısı felç oldu. O da ona da devlet yardım ediyor. Benim ablam mesela gizi var diye o alamıyor şimdi de, o da devlete gizi olmasa alır yani. Oranın devleti bir konuda buradan daha iyi gibi. Ha şimdi bizim buranın devleti de iyi oldu. Şimdi burada da düşenlere yardım ediyor, bakım evinde yardım ediyor, bakıcıya yardım ediyor. Şimdi bizim devletimiz de ağlamayalım yani, o da iyi. Şu anda yani. Önceden öyle bir şey yoktu, şu anda iyi oldu. Evet, kıymetli izleyiciler, tabii pandemi süreci sadece ülkemiz değil, dünyanın bütün ülkelerini etkiledi. Bunu hiç kimse inkar edemez. Elbette ki dünyanın birçok yerinde aynı problemler var. Fakirseniz dünyanın neresinde olursanız olun, değişmiyor bu kuram. O yüzden Allah herkese yardım etsin. İnşallah bu süreci hep beraber atlatırız ve bu ev kirasıyla mağdur olan insanlarımız bir an önce normal bir yaşama başlarlar. Çünkü gerçekten artık gidebiliyorsunuz, elektrik ve suya, doğalgaza gelen zamlar da söz konusu. Bunlar da bunun cabası oldu maalesef. Sadece faturaları bir araya getirdiğinizde neredeyse bir kira kadar bir gider söz konusu. Şu anda normal 3-4 kişilik bir ailenin sadece fatura gideri emin olun 1500 liradan aşağı düşmüyor. Hakeza en azından benim faturalarım o şekilde. Elektrik, su, doğalgaz, internet, şu bu derken 1500 lira kesin bir tarafa gidiyor. Bir de eviniz kiraysa eyvah ki eyvah, işte asıl sıkıntı bu. İnşallah bu sıkıntıları da bir an önce ülke olarak, dünya olarak atlatırız. Ne diyelim, inşallah. Başka da diyelim, şu anda şu aşamada maalesef başka bir şey yok. Efendim, ev kiraları aldı başını gidiyor. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir şey diyemeyeceğim ben. Hak, hukuk, adalet. Fakir öldü, zengin almış başını gidiyor, bir şey diyemezdik. Peki bu ev kirasını yükselten sebepler ne? Yani sadece ekonomik gerekçeler? Tabii ekonomiktir. Yani ciddi anlamda bir ev yapımı da durdu. Yani projeler falan bir süre durdu maalesef. Ya, tabii depremin de etkisi oldu. Binalar yıkılıp yapılıyor. Millet ne yapacağını şaşırdı. Yoksulluk da başını almış gidiyor işte. Sizin eviniz kira mı yoksa kendiniz mi? Benim kendim ama çocuklar kira. Peki ev kendinize ait olmasına rağmen geçimde zorlanıyor musunuz? Tabii, bir emekli maaşıyla geçiniyorum. Başka bir şey yok ki. Peki eviniz kira olsaydı nasıl olacak? Ne yapabilirdik ki? Ne yapabilirdik? Dilencilik yapardık. Onu da zaten yakalıyorlar. Aslında işte en büyük problem bu kıymetli izleyiciler. Yani bugün ev sahibi olanlar da maalesef zorlanıyor. Kira ödeyenler nasıl geçim sağlıyor? İşte tabii biz Avrupa milleti gibi değiliz. Eğer eş, dost, akrabalar olmasa, kendi içerimizdeki aile birliğimiz olmasa ay sonunu dek getirmemiz gerçekten teknik olarak mümkün değil. Çünkü ortalama bir evin ortalama gideri, 3-4 kişilik bir ailenin gideri 5-6 bin liradan aşağı kesinlikle düşmüyor. Bu ağaçtan bakınca da işin içine çıkamıyoruz. Peki ev sahipleri, tabii onları da direkt suçlayamıyoruz ama 2800-3000 lira bile kira isteyenler var yani semsem. Ya herkes gücüne göre şey yapıyor ama yükseltiyorlar tabii ki. Buna bir dur diyen yok. Herkes kendi adaletini yapıyor yani. Peki semtlere göre bir ev kirası, rayiç bedeli belirlenemez mi? Yani en azından daha vicdanlı bir uygulama olmaz mı? Onu yapan kim? Kim yapıyor ki? Yani yapılması gerekir mi? Gerekir tabii. Gerekmez olur mu? Tabii şimdi sevgili izleyiciler, yani değerli kıymetli izleyiciler, elbette durumu olmayan gidip de Ortaköy'de, Beşiktaş'tan, Mecidiyeköy'de, ne bileyim Bahçeşehir'de, orada burada oturamaz. Ama semt belli bir rayiç getirilirse en azından o bölgenin değerine göre İnsaf boyutları, en azından bu süreci, yani bu süreci kapsayan toparlanma dönemine kadar böyle bir düzenleme getirilirse geçici olarak, en azından sosyal devlet olmanın da gerekliliği budur bence. İnsanlara bir nebze olsun yardımlarla değil de işte kendi kendine yetebilecek bir düzen oluşturma anlamında bir şeylerin yapılması bence şart. Bu şartı da yapmazsak gerçekten vicdanen düşündüğümüz zaman insanlara bir şey diyemiyoruz maalesef. Evet zor, tabii ki zor. Şu ortamda zor yani. Geçinmek dahi çok zor.
Peki yabancı göçünden çok sık bahsediliyor. Çok fazla göç aldığı söyleniyor. Yabancılar zaten aldı ya. Yabancılar Türkiye'yi parselledi yani. Başka bir şey diyemez. Son olarak buradan devletimize bir mesajınız var mı bu konuda? Yani neler yapmasını istersiniz? Adaletli davransın. Adaletli davransın. Herkesin kendi geçimini sağlaması lazım. Aslında işin özü de bu. Adalet. Yani insanlara yardım göndermemize de gerek yok. İnanın sadece adalet yeryüzünde hakim olsa zaten geçim derdi olmayacak. Ben buna inanıyorum. Bu da dinimiz gerçekten çok önem verdiği bir husus. O yüzden adaleti sağlayalım. Gözyaşları dinsin. İnsanlar da artık bir nebze olsun. Rahat nefes alsın. Çünkü hiç kimse istediği şartlarda şu an yaşamıyor. Toplum olarak ciddi sorunlar içerisinden geçiyoruz. Dileğimiz, temennimiz odur ki bu süreci hep beraber dünyanın en uç köşesinde bile bir yetimin, öksüzün gözyaşı yere değmeden bu işin bir an önce çözüme kavuşması. Çünkü şu aşamada teknik olarak elimizden bir şey gelmiyor. Dua ediyoruz. İnşallah Allah paramıza bereket verir de her şey yeter. Efendim inşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün ev kiralarını konuşuyoruz. Maalesef aldı başını gidiyor. Evet. Siz bu astronomik artışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi hükümetin bundan bir önce çare bulması lazım. Değerlendirilmesi lazım. Bunu da fırsat bilen insanlarımız var. Suriyeli bahane eden insanlarımız var. Hükümetimiz buna el atarsa inşallah düzeleceğine inanıyorum ben. Şimdi baktığımız zaman 2800'den bahsediliyor. Semsep 3000-3500. Yani evet. Tabii herkes kendi imkanına göre oturuyor ama artık asgari ücret alan bir insanın bir kiralık evde oturması çok zorlaştı. Şartların düzelmesi gerekiyor. Hükümetimizin buna göre bir yani acil eylem planı düzenlemesi lazım bana göre. Bunda kendi aralarında, kendi şeylerinde, ekonomide, maliye bir görüşüp ona göre tedbir alması lazım. Peki hükümet belli semtlerde o bölgenin değerine göre bir rayiç uygulayabilir mi sizce? Uygulayabilir mesela. Mesela bir Eyüp'le bir Ok Meydanı bir değil. Mesela Ok Meydanı'nda kiralar 1,5 milyarla, Eyüp'e geldiğiniz zaman 3 milyar. Neden böyle oluyor? Yani bu 1 lira acaba fırsatçı mı? Bunu böyle mi değerlendirmek istiyor? Buna hükümetin bir an önce ne yapması lazım? Tedbir alması lazım. Aksi takdirde sosyal bir patlama olabilir yani. Yani önüne gelen istediğini şey yapabilir yani. Tabii şimdi sosyal konut projeleri var ama yeterli olmuyor galiba. Yani evet. Daha çok mu bir seferberlik gerekiyor size? Muhakkak tabii. Mesela TOKİ'nin, KİPTAŞ'ın buna benzer devlete bağlı olan kurumların şey yapması lazım. Evet. Kendini biraz daha çıtayı yükseltmesi lazım bana göre. Belli yerlerde belli şeyleri şey yapması lazım. Konutu yaparken ne yapmasın? Vatandaşı yapması lazım. Evet. Vatandaş bugün gidiyor ne yapıyor? Harcını yatırıyor ama çıkmıyor. Evet. Bakıyorsun adam orada 4-5 tane TOKİ'de şey olan var. Çiftaşı darısı olan insanlar var. Yani fakir fukaraya, garip kurabaya ne yapması lazım? Evet. Devletin atması lazım. Evet. Bunu nasıl olacak? Vali kanalı olacak, muhtarlar kanalı olacak. Bu şekilde halletmesi lazım. Evet. Benim şahsi fikrim böyledir yani. Peki siz kirada mı oturuyorsunuz? Yok, kendi evim var şu anda. Ok Meydanı bölgesinde oturuyorum ben. 96'da aldım ben ticaret yaparken. Bayağı pahalı yani. Peki ev sahibi olmanıza rağmen geçimde zorlanıyor musunuz? Yok, zorlanıyorum. Kamu çalışanıyım ben zaten şu anda. Zorlanıyorum. Maaşım da iyi. Kıymetli izleyiciler, şunu söyleyebiliriz. Bakın, beyefendi ifadesiyle kamu çalışanı olmasına rağmen, kendi evi olmasına rağmen az önce ifade ettik ya, yani bunlar yeterli değil. Hani adamın evi var, geçinir, öyle bir şey yok. Yok. Olması büyük avantaj, ancak bugün dedik ya, elektriğe, suya, doğalgaza ve dolaylı olarak her şeye zam yapıldığı zaman bütün paranın yüzde, hani özellikle asgari ücretlinin aldığı paranın %50'si maalesef bu tür faturalara gidiyor. Tabii ve bu tür faturalara gittiği için de maaşın büyük bir bölümü yarıya düşüyor. Yani o yarı kalan maaşı da ev kirası mı ödeyeceksiniz? Yoksa geçim mi sağlayacaksınız? Bu mümkün değil. Bu bir akıl tutulması aslında. Yani eğer çevredeki akrabalar olmasa, ki herkes de... Onlarda yok şu anda. Şimdi olsa bile vermiyor. Eskisi gibi değil. İnsanlar eskiden ne yapıyordu? Evet. Altını veriyordu, parasını veriyordu. Şimdi insanlar güvenemiyor. Evet. O güven de kalktı ortadan. Yani bir an önce hükümetin buna yani acil eylem planı yapması lazım. Evet. Yani çözüm bulması lazım. Evet. Kiraların bu kadar... O zaman şöyle cümleyi bitirelim. Kıymetli izleyiciler, elbette ki zor şartlardan geçiyoruz. Bu doğru. Ev kiraları aldı başını gidiyor. Bu da doğru. Zamlar arka arkaya geliyor. Bu da doğru. O zaman yanlış yapılan bir uygulama varsa burada devletin ortaya elini atıp düzeltmesi lazım. Yoksa gerçekten insanlar artık nefes almakta güç çekiyorlar. Çünkü ev kirası, doğalgaz, ıvır zıvır bunlar üste bindiği zaman aldığınız maaş zaten sırf bunlara ayrılmış durumda. Bu da insaf dedirtiyor.
ve buradan özellikle şunu ifade edelim. Eğer kazan artık kaynamıyorsa işte o zaman maalesef alarm zillerinin çaldığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Tabii dileğimiz, gönlümüz bu tür problemlerin en yakın sürede sona ermesi. Temennimiz bu. Biz ifade ettik, vatandaşlara mikrofonu uzattık, onlar söylediler. Ne diyelim, inşallah en yakın zamanda bu günleri de görürüz. Evet, bugün de bir programın sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek hoşçakalın.